İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Yeni Güney Gazetesi. Bahçeci sevenlerini üzdü. Mersinli iş insanı Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu üyesi, MTSO üyesi ve Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci, Dubai'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kamu hastaneleri hasta kabulüne başlıyor. Mersin'de kamu hastaneleri önümüzdeki haftadan itibaren çerçevesinde hasta kabulüne başlıyor. Yeni Haber Gazetesi. Mersin'de yerli buğday üretimi teşvik ediliyor. Mersin'de yerli buğday türlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında Trifkeli çiftçiler tarafından geçtiğimiz sonbaharda ekilen genetiği bozulmamış yöreye özgü sarı buğdayda hasat sezonuna yaklaşıldı. Silifkeli turizmciler salgın sonrası sezona hazır. Mersin'in Silifke ilçesinde turizmciler koronavirüs salgınında normalleşmeye başlanmasıyla sezona umutla hazırlanıyor. Yeni Doğuş Gazetesi. Türkiye'nin 4. yeryüzü pazarı Tarsus'a kuruluyor. Türkiye'nin 4. dünyanın ise 70. yeryüzü pazarı Tarsus'a kuruluyor. Aşırı sıcak narenciyeyi vurdu. Başkan Veys Avcı, 77 bin dekar alanda %70 dikili olan narenciye ürünleri zarar gördü dedi. Tarsus Express Gazetesi. Tarsus'ta cuma namazı kılınacak camiler belirlendi. Tarsus'ta cuma namazı kılınacak camilerle ilgili yapılacak çalışmalar belirlendi. Başkan Seçer, askıda fatura kampanyasına bir maaşıyla katıldı. Seçer'den hayırseverlere çağrı. Gelin siz de katkıda bulunun, iyilik ve dayanışmamız büyüsün. Kampanya kapsamında bugüne kadar ödenen toplam miktar 30.426 lira.